Merhaba Mesut Çevik, Onur Gözüpek ile beraber son bir haftanın kripto para dünyasındaki gelişmelerini değerlendirdiğimiz kripto para günlüğünün yeni bölümünde birlikteyiz. İlk haberimiz oldukça önemli. Aslında son dönemde kripto para dünyasındaki değer yükselmelerinde bir seviyede nedeni sayılabilir. Hmm. Çünkü Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bitcoin ETF'leri hakkında bir karar verecekti. Bu biraz hmm. ertelendi. Şimdi nereye gidecek? Çünkü bu karar verileceği aslında... Aslında olumlu bir karar hmm. çıkacağı beklentisi piyasalarda evet. bir yükselişe neden oldu. Şimdi ise böyle bir bekleme görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey ETF'lerle ilgili daha doğrusu e, kripto paraların borsalarla borsada işlemlerin açılması ile ilgili her sene birkaç kere e, çeşitli haberler çıkıyor. E, SEC yani Amerika e, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu e, kripto paraları her sene e, gündemini alıyor ve daha sonra e, henüz hazır değil işte e, volatilite altındaki güvenilirlik yeterli değil gibi çeşitli nedenlerle kripto paraların borsada işleme açılmasını engelliyor. Fakat daha önce geçen sene daha doğrusu kripto paraların vadeli opsiyonlu işlemleri açılması gündeme gelmiş ve bu kabul edilmişti. Şimdi bundan sonraki aşama bu kripto paraların doğrudan borsalarda alınıp satılabilmesi. Bununla ilgili bir beklenti de ETF yani borsada işlem gören e, fonlarla e, beklenti yükselmişti. Fakat e, son gelişmelerle bu kararın e, 24 Eylül'de açıklanacağı e, e, duyuruldu. Bu şekilde haberler geldi. E, bir dönem bir, bir an şey e, ETF kararı iptal edildiği gibi bir söylenti e, çıkmıştı. Fakat bu e, söylentinin e, Winklevoss kardeşlerin yapmış olduğu ETF başvurusu olduğu ortaya çıktı. Ee, şu an piyasada e, yatırımcıların beklediği ETF e, kararıyla e, Winklevoss kardeşlerin e, başvurduğu ETF birbirinden farklı. E, dolayısıyla bu beklenti hala e, güncel. Yani e, piyasada yatırımcılar e, sekin e, bu konuda bir adım atmasını artık kripto paraların borsada işleme açılmasını e, istiyor. Çünkü kripto paraların Amerika'da borsalarda işlem açılması demek, e, kripto paraların artık resmi olarak e, dünya genelinde e, kabul göreceğinin hani e, çok önemli bir adımı olarak kabul ediliyor e, görülüyor. Dolayısıyla e, gözümüz kulağımız sekte e, nasıl bir açıklama yapacağını çok merak ediyoruz. E, her sene olduğu gibi bu senede olumsuz bir karar çıkarsa. Ee, yine bu piyasaları etkileyecektir ama e, şu an hani e, bir erteleme kararı ve e, bir iptal kararına rağmen e, kripto para e, ve Bitcoin özellikle. E, fiyat artışını devam ettiriyor. Evet Bitcoin 8 bin dolar seviyesini gördü. Çok hı hı. hızlı bir şekilde tırmandı buraya evet, evet. ve olumlu bir karar çıkarsa ne olabileceği konusunda da aslında bazı Aynen. sinyaller veriyor bu tarafta. Aynen. Genelde e, beklentiler fiyatlanıyor. E, bu da hani 8 bin dolar da e, muhtemelen bunun bir göstergesi. Oldukça önemli. Şimdi kripto paraların dünya genelinde kabul göreceği konusuna değindik. Hı. ETF kararının eğer olumlu çıkması konusunda eğer bir gelişme evet. olursa Şöyle bir durumda var. Aslında kripto paralarla ödeme seçenekleri de çoğalıyor. Ödeme alan şirketlerin de çoğaldığını görüyoruz. Samsung'un 3 ülkedeki Estonya, Letonya, Litvanya ve Litvanya'da bir tane daha var. Aslında 4 mağazası. Şu anda kripto Hı -hı. paralarla ödeme almaya başlamış durumda. Bunun için de aracı bir sistem kullanıyorlar aslında. Co-play Co isminde. Co isminde bir aracı sistem kullanıyorlar. Evet. Bununla aslında birçok para birimi, 7 kripto para birimi var. BTC, ETH, Dash, MEM, Steam, XRP ve... LTC gibi kripto para birimlerinde ödeme Hı. yapabiliyoruz. Aslında yavaş yavaş böyle kabul görmeye de başladı. Sonuçta evet. gidip bir cep telefonu alınabilecek ya da ee, televizyon. Şimdi bu saydığın 3 ülke zaten hali hazırda hani kripto parayı en çok benimsemiş ülkelerden birkaç tanesi. Hatta bir dönem Estonya'nın kendi kripto parasını, elektronik parasını çıkaracağı konuşulmuştu. Daha sonra Estonya bu projeden geri adım attı, vazgeçti. Fakat işte bu ülkeler dijital paraların, kripto paraların en çok kullanıldığı ülkeler. Mesela bu ülkelerde restoranlarda kripto parayla ödeme yapabiliyorsunuz. Kurumların hani bu tarz ülkeleri bir anlamda pilot bölge olarak kabul edip Buralarda ödeme almaya başlaması aslında bu planların, projelerin hani ödeme altyapılarının diğer ülkelerde kullanılmaya başlamasına da bir işaret oluşturuyor bana göre. şimdi Samsung aslında çok önemli bir elektronik ürün üreten bir firma. işte cep telefonları çok yaygın olarak kullanılıyor, televizyonları çok yaygın olarak kullanılıyor. Bunun yanında beyaz eşyaları kullanıyor. Dolayısıyla bu ürünlerin kripto parayla alınıp satılabilmesi hem tüketici açısından olumlu bir gelişme hem de diğer markalara örnek oluşturması açısından çok olumlu bir gelişme. Şimdi kripto paralar tabii değer gördükçe ya da böyle olumlu kararlar yaklaştıkça Hı -hı. böyle bir borsalarda dolaşan işlem hacminin fiyatları yani evet. paranın da nakit paranın da arttığını Hı -hı. görüyoruz. Geçen kripto para piyasa değeri 300 milyara aştı diye bir haber gördüm mesela. Bu da herhalde Bitcoin'in 8 bin doları geçmesi ve evet, onun beklentilerinde aynen. bir ışığı olsa gerek diye düşünüyorum. Aynen daha fazla hani fiyat yükselince e, kullanıcılar daha fazla kar etmek için hani ellerindeki kripto paralarla da daha fazla işlem yapıyorlar. Bu da e, özellikle Bitcoin, hani bütün kripto paraları alım satımda kullanılan Bitcoin'in e, işlem hacmini, piyasa değerini arttırıyor. Şimdi Coinbase'den de yine benzer bir açıklama geldi. Nike, Uber, Google Pay, Marks and Spencer, Decathlon Hı -hı. ve Tesco gibi şirketlerde v sunduğu hediye kartlarıyla Hı -hı. artık kripto para ödemeleri yapılabilecek, bu borsayı evet. kullananlar paralarını, gift kartları yükleyebileceklermiş. Bu da ayrı bir aslında kullanım şekli. Evet, Coinbase aynı zamanda bir ödeme altyapısı da sağladığı için... Hani bu ödeme altyapısını yaygınlaştırmak için bir takım adım, adımlar atıyor. Hani az önce Samsung örneğinde de söylediğimiz gibi e, bilinen markaların kripto parayla ödeme alması diğer markaları da teşvik ediyor. E, ve e, daha fazla kullanıcıya ulaşmak hani e, kripto parayla e, ödeme alarak daha geniş bir hedef kitlesine ulaşmaya çalışmak e, diğer markaları da cezbetmeye başlıyor. E, i̇şte 300 milyar doları aşan bir e, piyasa değeri işlem hacmi. Ee, tabii ki markaların da iştahını kabartıyor. Kripto parayla ödeme yapmak da aslında kullanıcıların bir anlamda işine geliyor. Çünkü e, biz sadece burada ödemeyi hani e, kripto paraları para verip satın alan bir kitleden değil aynı zamanda bunları e, üreten bir kitleden de e, bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu iş e, hani özellikle bitcoin için madenciler olmadan e, olmayacak bir iş. Madenciler de ellerinde hani ürettikleri kripto paraları Sadece borsalarda satmakla değil, ürün ve hizmetleri satın almakta da kullanabilirler. Bu da kripto paranın sadece borsalarda alınıp satılabilen, hani bir menkul kıymet, bir hisse senedi gibi bir kağıt, bir değer olmaktan ziyade bir para birimi gibi kullanılmasının da önünü açacak. Evet, biz kişiden kişiye ödemelerimizi kripto parayla yapabiliriz ama kurumların işlemlerini kripto parayla yapabilmemiz hep hayalini kurduğumuz kripto parayı biz günlük hayatta kullanabileceğiz eee idealine ulaşmamızın da en büyük göstergesi. Şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var. Hmm. Diyor ki Rusya ile elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var diye bir açıklama yaptı son evet. toplantısında. Bu da işte Türkiye ile Rusya kendi aralarında herhalde elektronik para üretip ticareti böyle sağlayacaklar konuşmalarına yaraştı. Ülkeler aslında bir şekilde Elektriği çok daha ucuza bizden alabiliyorlar yani. Şimdi Hı. devlet kurumlarını düşündüğümüzde KDV evet. yok. İşte kayıp kaçak bedeli ödemek zorunda değiller vesaire vesaire. Acaba biz de ülke olarak Bitcoin üretmeye başlasak, <laughs> Rusyalarımızdaki ticarette bunu kullansak daha mı elverişli olur? Yani nasıl bir yani, kripto para düşünülüyor olabilir? E, şimdi evet ülkelerin kripto para üretmesi aslında e, hani ülkenin ve kripto paranın bir araya gelmesi bana göre biraz çelişkili bir konu. Çünkü bizim kripto para olarak bahsettiğim şey özellikle bitcoin hani devletlerin bastığı para birimlerine bir alternatif ödeme birimi, ödeme aracı aslına bakarsanız. Şimdi bir devletin kendi kripto parasını basması bir anlamda var olan nakit olarak kullandığı para birimini elektronik halini kullanmaya geçmesi Evet bir ülke için avantaj sağlayabilir ee, bu para biriminin ülkelerin ortak kullanabileceği bir para birimi e, olmaya çalışması da Evet e, hani e, ticareti kolaylaştırmak açısından açısından e, bir şey olabilir ama şimdi bizim şu an e, hali hazırda kullandığımız bir Kripto para zaten var Global Ödeme aracı, global bir para birimi olarak kabul ettiğimiz bir kripto para var. Bunun yanında ülkelerin kendi kripto paralarını çıkarması zaten hani var olan sistemin devamını getirecek. Hani evet, o paraların elektronik olarak üretilmesi ve dağıtılması bir takım şeyleri kolaylaştıracak ama. Bana göre hani kripto para ekosistemine biraz e, ters bir davranış. E, senin de değindiğin gibi ülkelerin kendi kripto paralarını üretmesi hani bunun bir madenciliğini yapması evet bir şeyleri değiştirebilir. Özellikle ülkeler bitcoin gibi hani e, global bir para birimini işte ne bileyim ethereum gibi global bir para birimini üretmeye başlarsa. Mesela merkez e, bankası rezervlerine baktığımızda da bitcoin ne kadar var ethereum ne evet, kadar var görsek evet, çok, bir şey. çok ciddi bir hamle olur. Ee, devletlerin elinde böyle bir güç var hani o gücün e, devletler tarafından kullanılması ekosistemi hani belki şu an çok olumlu etkilermiş gibi geliyor ama e, şey düşünün e, şimdi e, kullanıcılar tarafından belki hani bireysel olarak yapılabilecek bir durumu da geçti sonuçta. Bitcoin artık güçlü madenciler tarafından işte şirketler tarafından üretilen bir kripto para birimi haline geldi ve bu sistemin içine çok ciddi üretim gücü bir anda dahil olursa işte zorluk seviyesi artarsa e, hani fiyatın biraz daha yükseleceğini de düşünebiliriz. Hani olumlu bir gelişme olabilir ama e, adımı adım atacak ülkenin hangisi olacağı da hani bir yandan e, çok önemli. Mesela bu işe e, Çin hep karşı çıkıyordu işte kripto para borsalarını yasakladılar, kripto paranın kullanımını yasaklamaya çalışıyorlar ama madencilik hala Çin'de devam ediyor. Mesela Çin biz kendi kripto paramızı, daha doğrusu Bitcoin'imizi ülke olarak üretmeye başladık dese örneğin bana kalırsa çok ciddi bir haber olur, e, ne bileyim Bitcoin bir anda çok ciddi değerlenebilir ama e, hani Türkiye'nin e, bu işte evet biz bu işi ülke olarak yapıyoruz demesi ne kadar etkili olacak onu şu an kestiremiyorum ben çünkü bu günlüklerde e, kaçak yakalanan minerlarla başlasak bu işe olur mu? olabilir <laughs> baya yakalıyorlar. Yani diye şöyle düşünüyorum. bir şey var şimdi biz e, ürettiğimiz elektriği hani daha tam ülke olarak e, kullanabilir yeterli olarak kullanabilir bir pozisyonda değiliz. Kendi elektriğini üretip satabilen bir ülke örneğin Rusya bunu yapmaya başlasa belki o zaman ciddi bir adım olabilir ama biz zaten yurt dışından e, işte doğalgaz alıyoruz. Elektrik üretmek için buradan nükleer santral yapmaya çalışıyoruz falan. Hani bunları aşarsak evet yeterli enerjimiz olursa neden olmasın? Yani kendi Bitcoin'imizi üretip bu sistemin devamlılığını sağlayabiliriz. Ödemeleri Bitcoin'le almaya başlayabiliriz ülke olarak. Mesela daha önceki bölümlerde şey konuşmuştuk. Vergi dairelerinde ödemeler Amerika'da bir eyalette kripto parayla evet. Bitcoin'le alınabilecekti. Bunun önünü açarsak bu sefer belki vergi ödemeleri daha kolay işte kolaylaşacak. Çünkü e, siz bu sistemi ne kadar çok son kullanıcıya indirirseniz ödemeleri ne kadar çok kripto parayla almayı e, yaygınlaştırırsanız e, hani devletin bir takım şeyleri takip etmesi, kontrol etmesi de kolaylaşacak. Evet ben isterim Türkiye biz bu konuda e, bir takım e, yasalarımızı çıkardık, kurallarımızı koyduk İşte kripto paraları destekliyoruz desin. E, mesela daha önce de konuşmuştuk Türkiye... E, kripto para kullanımı ve üretimi konusunda bir Avrupa'da merkez olabilir. Fakat biz bu fırsatı kaçırıyoruz. Örneğin şu an Malta bu konuda ciddi bir e, adım atmış durumda. İşte kripto para e, borsalarına bir takım avantajlar sağlıyor. Zaten vergi cennetiydi ama kripto para borsalarına da bir takım avantajlar sağlıyor. Biz de buna benzer bir adım atarak, ülke olarak bir adım atarak kripto paraların hani Türkiye merkezli olarak daha yaygın kullanımına e, ön ayak olabiliriz. Şimdi aslında bu fırsatlardan bahsediyorken hı hı. Binance Malta'nın fırsatlarını kullanan borsalardan bir tanesi. Hı hı. Yakın bir zamanda aslında Çin'den ve Güney Kore'den çıkışını hı hı. yapıp daha sonrasında Malta yerleşeceklerini açıkladılar. Şimdi Binance'ın CEO'sunun bazı açıklamaları var. Mesela diyor ki biz etik kalmaya devam edeceğiz diyor ki Binance'ın evet. aslında etik konularda çok fazla konuşma yapma ihtiyacı hissetmesi nedeni son dönemde yaşanan bazı talih, talihsizlikler evet. o tarafta da. Her ne kadar mağduriyetleri giderseler de şimdi Binance'ın şöyle bir durumu var. Bazı kripto paraları popüler yapan borsa gerçekten. Aynen. Yeni... Kripto para oraya girerse eğer hemen değerinin yükseldiğini görebiliyoruz, evet. işleme girdiğini görüyoruz ve borsalar içinde de herhalde yine en güncel kripto paraları <laughs> işleme açan borsalardan biri. Evet. Günlük 600 700 bin aktif kullanıcıdan bahsediyoruz. Bunlar da çok uçuk rakamlar <laughs> ve aynı zamanda da şeyi söylüyor bu tarafta yalnız ülkelerin düzenlemeler konusunda biraz daha tem biraz daha temkinli adımlar atması lazım. Aceleye getirmemesi lazım işleri evet. yoksa. Beklenenden daha kötü sonuçlar elde edilebilir diye de Burada bir ülkeleri de uyarmış. Hani aslında kendisi bir borsa sahibi ama şey diyor ülkeler. Hemen acele etmeyin bu işe adapte olmak için. Ya orada şöyle bir problem var bana göre. Şimdi Binance bu borsaya e, hani 3-5 sene önce girmeli. Geçen sene e, açılmış bir borsa ve e, çok hızlı kripto para eklemeye başladılar. <laughs> Şimdi hani çoğu kullanıcının e, dikkatini çekmiştir. Bir kripto para Binance'e işlem açıldığı gün. Belki 8-10 kat fiyatı artıyor bazen. Hani hani en kötü ihtimalle piyasa değerinin 1-2 katına çıkabiliyor çok kısa bir sürede. Bu da kripto paraların Binance'e girmek için çok ciddi bir yarış içine girmesine neden oluyor. Binance'in CEO'su şöyle bir açıklama yapmış işte biz bu kripto paraları... E, borsamızı almak için bu projelerden çok ciddi bir e, paralar aldığımız söyleniyor. Fakat bu doğru değil. E, orada da bana göre şöyle bir şey var. Kripto para projelerinden para almıyor olabilirler. Fakat bu kripto paraları topladıklarını düşünüyorum. Çünkü e, bir kripto paranın borsaya girdiği anla çok ciddi satış rakamlarına ulaşabilmesi için o borsada satılıyor olması evet, lazım. Öyle. Yani biri satmadan kimse alamaz ve e, biz şunu görüyoruz. Bir kripto para... Binance işlem açıldığı zaman çoğu borsa e, o kripto paranın e, borsanın dışına çıkmasını engelliyor e, ya da bazen Binance kendi özellikle dışarıdan kripto para yatırılmasını engelliyor. E, bu da hani kendi başlarına kripto para sattıklarının göstergesi. Eğer bu iş böyle ila, ilerleyecekse bu hani hem Binance açısından hem diğer kripto para borsaları açısından e, kötü bir gelişme, olumsuz bir gelişme kullanıcıları da aslına bakarsanız yanlış yönlendirmiş ve zarar ettirmiş oluyorlar. Çünkü Binance'e bir anda fiyat çok yükseldiği için e, o fiyat artışını yakalamak isteyen kullanıcılar gidip oraya yatırım yapıyor, kripto paralar alıyor ve daha satamadan çok ciddi değer kayıpları yaşıyorlar. Bu da hani yatırımcıya hem olumsuz etkilemek hem de zarar ettirmek demek. Hani bunun da önüne geçecek bir takım tedbirleri alması gerekiyor aslına bakarsanız Binance'in. Hani ilk açıldığında 50-60 tane kripto parayla işlem yapılan bir borsayken şu an 200'ün üzerinde neredeyse kripto para var. Her gün bir iki tane kripto para işlemi açılıyor ve bunun bir sonu yok. Yani market verilerine bakarsanız 1400-1500 tane kripto para var. Bunların hepsinin bir borsada işlem görmesi bana göre doğru değil. Çünkü bu e, her kripto paranın bir değeri olduğu anlamına geliyor. Borsada işlem açması fakat öyle değil. Yani bunların çoğu proje paraları ve e, bu kripto paralara değeri veren projeyi üretenler. Şimdi Bitcoin'de bu durum farklıydı. Bitcoin'in alınıp satılmasında, fiyatın belirlenmesinde kullanıcılar söz e, söz sahibiydi. Burada ise şu an projeyi geliştirenler söz sahibi oluyor. İşte bir lansmanları var, ICO'ları var. Bundan sonra fiyatlar belirleniyor. Kullanıcı yatırım yaptıkça, borsada işlem yaptıkça değişiyor. Binance'de bu durum çok daha farklı oluyor. Borsaya girdikten sonra fiyat bir anda çok yükseliyor. Bir anda o projeler popüler oluyor. Bu da hani kripto paraların uzun dönemde yanlış bir izlenim uyandırmasına... Neden olacak? Bu projelerin Biraz kumar gibi gösteriyor. Tabii ki problem. bu projelerin bir anda değerlenip sonra değerinin düşmesi yatırımcıyı da kötü etkiliyor. Ve bir yerde da çıkmıyorlar. Evet, aynen öyle bir problem var. Dolayısıyla hani Binance'in ülkeleri uyarmadan önce kendisini bir denetlemesi, hani piyasayı bir kontrol etmesi. Çünkü söz sahibi bir borsa olmaya başladı. Ve bunun hani kötüye gitme durumu söz konusu. Bunun önüne geçecek bir takım tedbirler alması gerekiyor bana evet. göre. Evet yani güçlendikçe gücün karanlık tarafına doğru Aynen. bir geçiş görüyoruz Aynen. biz kripto para borsalarını değil Maalesef. mi? Böyle bir tehlike de söz konusu ne yazık ki. Evet yani bu programda yer alan bilgilerin tabii ki hiçbir zaman yatırım tavsiyesi Teşekkür. olmadığını aklınıza tutmanız lazım. Biz sadece gündemdeki konuları konuşuyoruz. Arkasında neler olabilir Hı -hı. bunları tartışıyoruz. Umarım sizlere yine bilgi verebilmişizdir gündemdeki konular hakkında. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.